Dünyadan Türkiye'de bu hafta ilk olarak Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 G20 zirvesi kapsamında Hindistan'daydı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Zirve kapsamında gerçekleşen Erdoğan ve Sisi'nin ikili görüşmesi Türkiye-Mısır normalleşmesinin yeniden konuşulmasına yol açtı. Zirvede ve dünya basınında konuşulan en önemli konulardan biri de tahıl anlaşması meselesiydi. Dolayısıyla gözler anlaşmanın mimarı olan Türkiye'deydi. Zirveye ev sahipliği yapan Hindistan basını Erdoğan'ın Hindistan Başkanı Modi ile yaptığı görüşmeye odaklandı. Birazdan Hindistan basınında neler konuşulduğuna bakacağız. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde Erdoğan İsrail'e liberalizm dersi veriyor başlıklı ilginç bir yazı yayınlandı. Bu bölümde inceleyeceğiz. Yunan gazeteleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Türkiye gezisine geniş yer vermişti. Gazetelerdeki yorumlarda Yerapetritis'in geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da yaptığı görüşme olumlu bir adım olarak değerlendirilmişti. Bu görüşmeden sonra Yunan basınında Türkiye kelimesi çok daha fazla geçmeye başladı. Birazdan bakacağız. ABD merkezli Politics Today gazetesinde çıkan makaleyle devam edelim. Birazdan inceleyeceğimiz yazının başlığı ise Batılı Müslümanlar neden Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyor? Euronews televizyonunda Ukrayna Savaşı'ndaki en iyi arabulucunun hangi ülke olduğu tartışıldı. Panelistler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki Soçi zirvesini ve devamında gerçekleşen önemli buluşmaları tartıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti. Erdoğan, tek dünya temasıyla gerçekleştirilen zirvenin oturumlarında yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la Zafer Çubukçu da hazır bulundu. Zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nehyan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Bu görüşmelerden en dikkat çekicisi ise Erdoğan-Sisi görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştü. İki ülke ilişkilerinin 2013 yılında Mısır'da yapılan darbenin ardından bozulmasından sonra Erdoğan ve Sisi, Kasım 2022'de Katar'daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Haliyle bu haber uluslararası basında epey konuşuldu. Euronews yaptığı haberinde Mısır yöneticilerinin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurguladı. İran basını ise görüşmeyi yakından takip etti. Tasnim Haber Ajansı, Erdoğan'la Sisi son 10 yıldır ilk kez yüz yüze görüştü diye manşeti attı. Temmuz ayında 10 yıl süren gergin ilişkilerin ardından Mısır ve Türkiye kendi başkentlerine karşılıklı olarak büyükelçiler atayarak diplomatik bağlarını geliştirmeye yönelik önemli adımlar attı diye yazdılar. Hindistan gazeteleri görüşmeyi manşetten geçti. Erdoğan ve Sisi'nin Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler ve enerji işbirliğini ele aldıklarının altı çizildi. CGTN Afrika sitesinde de görüşme haberleştirildi. Toplantı iki ülke arasında 10 yıldır devam eden anlaşmazlığın ardından yapılan ilk toplantı oldu ve hem Kahire hem de Ankara'nın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için adımlar attığı bir dönemde gerçekleşti. Mısır Başkanlığı'na göre iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmenin ve çeşitli ikili işbirliği mekanizmalarını yeniden başlatmak için somut ilerlemeler sağlamanın önemini vurguladı, diye yazıldı. G20 zirvesine son zamanlarda çok konuşulan tahıl anlaşması meselesi damgasını vurdu. Dolayısıyla gözler daha önce tahıl krizini çözen Erdoğan ve Birleşmiş Milletler'deydi.
Suudi Arabistan merkezli El Arabiya manşeti şöyle geçti. Türk lider Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasında ötekileştirilmemesi çağrısında bulundu. Haberde Putin'in Erdoğan'la birlikte yaptığı açıklamada söylediği "tahıl koridoruyla ilgili müzakerelere açığım" cümlesi öne çıkartıldı. ABD merkezli Bloomberg haber ajansı ise tahıl anlaşmasıyla ilgili yaptığı haberinde Erdoğan'ın G20'ye yaptığı çağrıyı manşetten verdi. Erdoğan, G20'ye Rusya'nın tahıl anlaşmasına ilişkin taleplerini karşılamaya çağrıda bulundu. Başlığı kullanıldı. Haberde Erdoğan'ın bir şekilde denge kurmaya ve Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmeye çalıştığı yazıldı. Erdoğan, G20'ye Rusya'nın tahıl anlaşmasına ilişkin taleplerini karşılamaya çağrıda bulundu. İfadeleri kullanıldı. The New Arab Ajansı'nda ise Erdoğan'ın tahıl koridorunu canlandırmak için yaptığı görüşmelerden bahsedildi. Türk lider Erdoğan, G20'de Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırmak için Japonya'ya yöneldi. Başlığı kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinin birinci gününde Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması konusunda görüşmüştü. Kishida, bu görüşmenin hemen ardından Japonya Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüşeceğini açıkladı. The New Arab sitesi de haberinde bu görüşmeye yer verdi. Hindistan basınında zirveye ev sahipliği yapan Modi ve Erdoğan görüşmesi dikkatleri topladı. Hindustan Times gazetesi, büyük ticaret ortağı Erdoğan G20 zirvesi sonrasında Hindistan'ı selamladı başlığını attı. Hindistan merkezli gazete Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür sözlerini hatırlattı. Yine Hindistan merkezli India Today gazetesi Erdoğan'ın gurur duyarız ifadesini manşetine taşıdı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi sandalye için Hindistan'ı desteklediğini övgüyle aktardı. G20 zirvesinin son gününde düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Hindistan gibi bir ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer alması bizi gururlandırır" demişti. Gazete Erdoğan'ın bu sözlerini öne çıkarttı. İsrail merkezi Haaretz gazetesinde Erdoğan İsrail'e liberalizm dersi veriyor başlıklı ilginç bir yazı yayınlandı. İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk devletinin bir düşmanı olarak görüldüğünü fakat Erdoğan'ın faşizme karşı sesini yükseltebildiğini ve Avrupa Birliği kararlarının çoğuna uyduğunu söylüyor. İsrailli yazar, "Pek çok İsrailli Erdoğan'ın ırkçılık hakkında söylediklerini duysa şaşırırdı," diyor. Yunan basınına geçelim. Yunan gazeteleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Türkiye gezisine geniş yer verdi. Gazetelerdeki yorumlarda Yerapetritis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da yaptığı görüşme olumlu bir adım olarak değerlendirildi. İktidar yanlısı Eleferos Taipos gazetesi haberinde yeni yol haritasının belirlenmesine vurgu yaptı. Gazete, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ikili ilişkilerin engellerle dolu olduğunun bilincinde olduklarını, ancak ilişkilerin normalleşmesinde mutabık kaldıklarını yazdı. Muhalif Efimerida'dan Sidakton gazetesi ise yeni yol haritasında mutabık kalınmasının önemli olduğunu, ancak Yunanistan'da muhalefetin Türkiye ile ilişkiler konusunda beklentilerinin düşük olduğunu vurguladı. Kati Merini gazetesi ise taraflar 16 Ekim'de Lahey'i görüşecek başlıklı haberinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in diplomasi başdanışmanı Aleksandra Papadopoulou ile Türk mevkidaşının 16 Ekim'de bir araya geleceğini yazdı. Gazeteye göre başdanışmanlar iki ülkenin aralarındaki sorunları Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşımalarını masaya yatıracak. Yorgos Yerapetritis ve Hakan Fidan olası krizlerde doğrudan temas kuracak, her alanda yapılacak görüşmelerde öncü rol oynayacak, liderlerine doğrudan bilgi verecek. Yunanistan'da gazeteler ayrıca Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için gidecekleri New York'ta 18 Eylül'de görüşeceklerine dikkat çekti. Haberlerde ayrıca iki ülke arasında Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7 yıl sonra ilk kez Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başlarında Selanik'te yapılacağı vurgulandı. Yunanistan merkezli Kati Merini gazetesi, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin çıkmaza girmesi kimin işine yarar başlığını attı. Son bir haftada Türkiye ve Yunanistan arasında yürütülen diplomasiye vurgu yapıldı ve şöyle söylendi. Güç kullanımı ve hatta tek taraflı belirli eylemler stratejik izolasyona, itibarımızın kaybolmasına ve bir dereceye kadar Türkiye'nin tepkilerinin meşrulaşmasına yol açacaktır. ABD merkezi Politics Today gazetesinde çıkan makaleyle devam edelim. Yazının başlığı, "Batılı Müslümanlar neden Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyor?" Yazıda Batılı Müslümanlar arasında ilginç bir eğilimin ortaya çıktığı ve birçoğunun Türkiye'ye taşındığı söyleniyor.
Çoğunlukla hicret olarak anılan bu göç, onların İslam'ı daha açık bir şekilde korku veya kısıtlama olmadan yaşamalarına olanak sağlamayı amaçlıyor, diye yazıldı. Makalede uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve Batılı Müslümanlardan olan Muhammed Tahiri'nin görüşlerine yer verildi. Tahiri, İstanbul'un İslami çeşitliliğinin ve modernliğinin çekiciliğini vurguluyor. Kutuplaştırıcı etiketlere sahip diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak Türkiye'de mezhepsel etiketlerin daha az önemsendiğini ve uyumlu bir atmosfere sahip olduğunu söylüyor. Euronews televizyonunda Ukrayna Savaşı'ndaki en iyi arabulucunun hangi ülke olduğu tartışıldı. Tartışmaya Alman Marshall Fonu Başkan Yardımcısı Dr. Ian Lessa, Merkez Sağ Siyasi Düşünce Kuruluşu'ndan Sandra Paserik, Wilfried Martin Center ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Petros Vassilis katıldı. Panelistler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki Soçi zirvesini ve devamında gerçekleşen önemli buluşmaları tartıştılar. Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenilememesini suç olarak nitelendirdiler. Putin'le en rahat diyalog kuran liderin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu konuşuldu. Panelde konuşanlar ayrıca geçtiğimiz kış kurumu sarsan büyük bir yolsuzluk skandalının ardından daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlayan Avrupa Parlamentosu'nda bu hafta yapılan oylamaya da tepki gösterdiler.